Beyaz perdeye yansıyan filmler arasından sağlık konusu işlenen en iyi 10 filmi sizler için seçtik. Her biri ayrı bir değer taşıyan bu filmlerle gerek birçok hastalığı tanıma, gerekse hasta yakın ilişkisine dair fikir sahibi olma şansına ulaşacaksınız. O zaman hemen listemize geçelim. 10 numara Psycho 2007. Michael Moore'un yazıp yönettiği, aynı zamanda oynayıp yapımcılığını da üstlendiği bu bağımsız film, Amerika'daki sağlık sistemini eleştirmektedir. Amerika'daki sağlık sigorta şirketlerinin acımasızca sigortalıları istismar etmeleri, sadece kar peşinde koşan ilaç şirketleri, şirketlerden para alan siyasetçilerin, şirketlerin çıkarları doğrultusunda kararlar almaları gibi konulara değinen ve bunu yaparken sıklıkla belgeleri ve rakamları ortaya döken Moore, ayrıca Amerika'daki sağlık sistemini İngiltere, Kanada, Fransa ve Küba'da uygulanan kar amacına dayanmayan sosyal sağlık sistemleriyle kıyaslar. 9 numara Bad Medicine 1985. Ortalama 6 bir öğrenci olan Jeffrey Marks, prestijli tıp okulları tarafından reddedildikten sonra babası tarafından Orta Amerika'daki görece daha ortalama 6 bir tıp okuluna gönderilir. Jeffrey, yerli köylülerin tıbbi desteğe olan ihtiyacını fark eder. Ona katılan öğrencilerin de yardımıyla köylülere yasa dışı yoldan tıbbi destek sağlar. Sonunda okulun otoriter dekanı öğrencilerin yaptıklarını fark eder ve kovuşturma başlatır. Ancak dekan köylülerin zorlamasıyla suçlamaları düşürmek zorunda kalır. 8 numara Gifted Hands The Ben Carson Story 2009. Genç Ben Carson şanslı bir çocukluk geçirmemiştir. Yoksulluk ve önyargı arasında eski bir evde geçirilen çocukluk, beraberinde kötü ders notları ve öfke getirmiştir. Tüm bunlara rağmen yine de annesi ona inancını kaybetmemiş, hayal gücünü ve inancını asla yitirmemesi için ona sürekli destek olmuştur. O artık dünyanın en iyi beyin cerrahlarından biridir. 7 numara Wit 2001. Kanser teşhisi konduktan sonra hayatını sorgulamaya başlayan ve önceliklerini değerlendiren edebiyat profesörü Vivian Bering'in yaşam öyküsü. Bering, çocukluğundan kanser teşhisi konduğu döneme kadar yaşanan süreci değerlendirirken, sıkça da kameraya dönerek izleyiciyle birebir ilişki kuruyor. 6 numara Patch Adams 1998. Konusu yaşanmış bir hayat hikayesinden alınmış. İntihar eğilimli biri olarak girdiği akıl hastanesinde, gördüklerinden sonra Hunter Patch Adams çıktıktan sonra tıp fakültesine öğrenci olarak girer. Okulda başarılı bir öğrenci olmasına karşın ideallerinden dolayı hocalarından tepki görür. Amacı hayata renk katarak mizah yoluyla tedaviye katkıda bulunmaktır. Daha sonra yoksul hastalar için kendi parası ve bağışlarla özel bir klinik açmaya kadar girişimlerini sürdüren Adams, film sürecinde sevgilisi Karen Fisher'ın öldürülmesiyle ve lisanssız klinik açmakla darbeler yese de tedavi hizmetlerinde yaptıklarıyla ünü ülke çapına yayılır ve bir anlamda amacına ulaşır. 5 numara And the Band Played On 1993. Film geçmişte AIDS gibi virüslerin yeni bulunmasını konu alıyor. 1981 yılında bilinmeyen erkek eşcinselleri etkileyen öldürücü bir virüs hakkında bilgiler gelmeye başlar. Birbirinden bağımsız çalışan Fransız ve Amerikan araştırma ekipleri bu virüsü tanımlayarak HIV adını koyar. Zamanla virüsün neden olduğu AIDS hastalığının cinsel tercihi ayırt etmeksizin herkese bulaşabildiği ve mutlak şekilde ölümle sonuçlandığı anlaşılır. Randy Shields'ın aynı isimli çok satan kitabından uyarlanan And the Band Played On, hastalığın ortaya çıkışını ve ilk kurbanlarının deneyimlerini etkileyici bir dille anlatmayı başarıyor. 4 numara Lorenzo's Oil 1992. Nick Nolte adlı sinema emekçisi bu büyük ustanın 2000'li yıllarla iyiden iyiye kendini gösteren, medyaya yansıyan alkol ve uyuşturucu sorunlarıyla kendisini dağıtmadan önce oynadığı nitelikli filmlerinden biridir Lorenzo'nun Yağı. Nolte filmde gerçekten ustalıklı bir performans sergilerken, Susan Sarandon da bu filmle Oscar'a aday olmuştur. Gerçek bir hikayeden esinlenen Lorenzo'nun Yağı, 7 yaşına kadar herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermeyen normal bir çocuk olan Lorenzo Odo'nun, bir gün aniden tuhaf bir hastalığın pençesine düşmesiyle gelişen olaylar ve ailenin mücadele azmi konu ediliyor. Film dramatik konusunu oyuncuların üst düzey performansları sayesinde heyecanlı bir sinema filmine dönüştürmeyi başarırken, verdiği mesajla da sosyal bir sorumluluk görevini layığıyla yerine getiriyor. 3 numara You Don't Know Jack 2010.
Gerçek olaylara dayanan bir hikayeden uyarlanan ve televizyon kanalı HBO tarafından çekilen film, iyileşme umudu kalmayan hastaların ölmesine yardım ederek kamuoyunun gündemine oturan ölüm meleğiyle kaplı meşhur Dr. Jack Kevorkian'ın hayatını anlatıyor. 2 numara John Q, 2002. Sıradan bir işçi olarak bir fabrikada çalışmakta olan John Q, bir gün ansızın oğlu Mike'ın maç sırasında rahatsızlandığını öğrenir. Hastaneye gittiğinde ise aldığı haberle yıkılır. Oğlunun kalbi normalden 3 kat daha büyüktür ve bunun tedavisi için ameliyat olması gerekmektedir. Fakat maddi durumlar buna el vermez. Maddi sıkıntı eşiğinde oğlunu hayata döndürebilmek için John Q evinde ne var ne yoksa hepsini satar ve yine de çözüm olmaz. Ve sonunda çaresiz bir şekilde kalp cerrahı Raymond Turner'ın da aralarında bulunduğu hastane personellerini rehin alır. 1 numara The Doctor, 1991. Jack McKee zengin ve başarılı bir doktordur. Düzgün seyrinde giden hayatı kanser teşhisi konmasıyla değişecektir. Yıllarca hekim-hasta ilişkisine hekim gözüyle bakan Jack, olaya bir de hasta gözüyle bakmak zorunda kalacak ve yaptığı hataların farkına varacaktır. İşte çevrim içinin size sağlık konulu en iyi 10 film önerisi. Hepinize iyi seyirler diliyoruz.